Hoş geldiniz. İsmim Ayfer Atav Ateş. 2008 yılı Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. 2008-2014 yılları arasında genel diş hekimi olarak çalıştıktan sonra 2014 yılında Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde uzmanlık eğitimime başladım. 2018 yılından itibaren de İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere endodontik tedavide ağrıyı etkileyen faktörlerden bahsedeceğim. Hepimizin korkulu rüyası endodontik tedavi, başımızın belası endodontik tedavi diyorum ve halk arasında çok ağrılı bir süreç olduğu bilinmektedir. Bu algıyı değiştirmek çok zordur çünkü insanların endodontik tedaviyle ilgili bilgisi çok azdır. İnsanların gözünde biz böyle elimizde kocaman delici kesici alet onları beklemekteyiz. Ağrı öznel ve subjektif bir kavramdır. Bu hasta kliniğimize sadece muayene için geldi. Ve dikkatimizi çeken sağ alt bölgesindeki bu 6 numaralı dişindeki kırıktı. Hastaya sorduğumuzda hiçbir ağrısı yoktu ve dişini hiçbir şekilde elletmek istemedi hasta. Oysa ki sağ alt bölgesinde çok şiddetli ağrıyla gelen bu hastanın perapikal röntgen aldık, hiçbir şey yok. Ve kompozit dolgusunu kaldırdıktan sonra bir çatlak olduğunu fark ettik. Bu hasta dişini çektirdi. Peki endodontide ağrıyı neler etkiliyor? Bunu böyle iki tablo halinde sizlerle paylaşmak istedim. Preoperatif faktörler ve prosedürel faktörler etkiliyor. Preoperatif faktörler genellikle hastayla alakalı bizim değiştiremeyeceğimiz faktörler. Ağrı eşiği bireyden bireye farklılık göstermektedir. Sizce bu bireylerden hangisinde daha fazla ağrı olur? Anksiyete ve korku ile ilişkili beyinde bulunan bir mekanoreseptif bir reseptör geni bu konuyla ilgilidir ve kızıl saçlılarda bu gen mutasyona uğradığı için kızıl saçlı bireylerde ağrı yönetimi, endodontik tedavi sırasında anestezi başarısı biraz daha düşüktür. Ayrıca endodontinin en prestijli dergilerinden biri olan Journal of Endodontics'te göz renginin bile ağrıya etkisine bakılmış. Kadın hastalarda yapılan bu çalışmalarda, beyaz tenli kadın hastalarda, daha böyle lokalize ettikleri bir çalışma, açık renkli ve koyu renkli bu iki grup arasında, göz rengi arasında fark bulunamamıştır. Cinsiyet. Cinsiyetle ilgili 1998'den bu yana baktığımız tüm çalışmalarda neredeyse hepsinde kadınlarda hem endodontik tedavi sırasında hem de endodontik tedavi sonrasında postoperatif ağrının daha fazla oluştuğu gözlenmiştir. Bunun sebebi olarak cinsiyetler arasındaki biyolojik farklılıklar, kadınların menstruasyon dönemleri ve oral kontrasepsi kullanımları dolayısıyla dalgalı hormonal durumları, ağrılarının duysal faktörler tarafından yönetilmesi ve kadın hastaların bu çalışmalara katkılarının daha fazlalığı ve hastalık semptomlarının farkındalığının da daha fazla olması bu sonuca yol açmıştır. Yaşla ilgili klinik çalışmalara baktığımızda yaşlı hastalarda genç hastalardan daha fazla postoperatif ağrı gözlendiği gibi genç hastalarda yaşlılardan daha fazla ağrı gözlendiği çalışmalar da olmuştur. Kesin bir etkisi bilinmemektedir. Ancak yaşlı hastalarda tanı koyarken azalmış kan akışı, gecikmiş iyileşme ve ağrıya toleransın azlığını göz ardı etmememiz gerekiyor. Ayrıca sement depozisyonu sebebiyle sadece radyografik bulgularla çalışma boyunu elde etmemiz biraz zor olacaktır. Bu sebeple yaşlı hastalarda mutlaka çalışma uzunluğunu tespit etmek için apex locator kullanmanızı öneriyorum. Diş tipi ve lokalizasyonu. Peki bu dişlerden hangisinde daha fazla ağrı oluyor sizce? Şimdi maksiller ve mandibüler olarak değerlendirdiğimizde en çok ağrı mandibüler bölgede oluyor.
mandibulanın kortikal kemik yapısından dolayı hem anestezide başarısız oluyoruz hem de enfeksiyonun iyileşmesi azalmış kan akışından dolayı daha geç ve daha zor oluyor. Bu sebeple mandibular bölgede daha fazla ağrı görülüyor. Bunun dışında nervus alveolaris inferior, mandibular anestezi dediğimiz anestezi, mandibular dişlerde uyuşturmak için kullandığımız bu anestezide başarısızlık oranı daha fazla olduğu için, yani basit bir infiltratif anesteziyle uyuşturamadığımız için çoğunlukla ikinci kez anesteziye başvuruyoruz. Onun dışında da bukal ve az sonra bahsedeceğim diğer ek anestezi yöntemlerine de başvuruyoruz. Bu sebeple bu bölgede daha fazla ağrı gözlenmektedir. Anteriyordan posteriyora doğru gittikçe kanal sayısının ve kompleksliğinin artması dolayısıyla posterior dişlerde daha fazla ağrı oluyor. Ve büyük azılarda premolarlardan ve anteriyordan daha fazla ağrı görünüyor. Premolarlarda da anteriyordan daha fazla ağrı görünüyor. Bunun sebebi atlanan kanal sayısı ve dediğim gibi kanal anatomisinin farklılık göstermesi, değişmesi. Peki bu şekilde preoperatif ağrısı olan ve anksiyetesi çok yüksek olan hastalarda sizce sihirli bir dokunuşla onları gülümsetebiliyor muyuz? Çoğu zaman gülümsetiyoruz. Bu hastalarda ağrı yönetiminin daha zor olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ve eğer anestezik, pulpal anestezi başarısını sağlayamadıysak kesinlikle ve kesinlikle tedavi yapılmasını önermiyorum. Çünkü bu tarz hastalarda anksiyeteyi arttırdığınız için sadece günü kurtarırsınız. Hasta başka bir dişini yaptırmak için size gelmeyi tercih etmez. Dental anksiyetesi artar. Pulpanın durumuyla da ilgili pek çok çalışma yapılmış. Vital dişlerde de postoperatif ağrı görülüyor. Devital dişlerde de postoperatif ağrı görülüyor. İkisi arasında şu daha fazla görülüyor ya da bu daha fazla görülüyor diyemeyiz. Vital dişlerde ağrı olmasının sebebi apikal bölgede yarattığımız yaralanmadan dolayı serotonin, bradikinin gibi enflamatuar süreci başlatmamızdan dolayı ağrı görülmektedir. Devital dişlerde ise mikroorganizmaları ve debrisi periapikal alana taşırdığımız için yine ağrı görülmektedir. Peki hangi dişlerde daha fazla ağrı oluyor? Irreversible pulpitis dediğimiz semptomatik irreversible pulpitiste, yani geri dönüşümsüz pulpa iltihabı olan ağrıyla gelen hastalarda ve bunun sonrasında görülen akut apikal periodontitiste hastalarda çok fazla daha çok postoperatif ağrı gözleniyor. Radyografik periapikal radyolüsensi ne kadar etkiliyor ağrıyı? Lezyon arttıkça mı sizce ağrısı artıyor hastanın yoksa azaldıkça mı? Azaldıkça diyorsunuz. Periapikal bölgede oluşan eksuda birikimine karşı bu oluşan büyük kavitelerde, büyük lezyonlarda kemik kavitesi basınç birikimine karşı tampon görevi gördüğü için büyük lezyonlarda daha az postoperatif ağrı gözlenmektedir. Preoperatif faktörleri bir kenara bıraktığımızda bundan sonraki iş bize kalıyor tabii ki. Öncelikli olarak nanoodontojenik mi, odontojenik mi olduğunu ağrının tespit etmemiz gerekiyor. Odontojenik ve odontojenik ağrıları çok uzun bir konu. Uzun uzadıya anlatmak gerekiyor. Kısa bir şekilde değinmek gerekirse odontojenik ağrılar genellikle orta hattı geçmeyen, lokal anestezi ile elimine edilebilen ağrılardır. Nanoodontojenik ağrılarda ise hiçbir şekilde lokal anestezi yapmamız ağrıyı azaltmaz. Bunun dışında gece ağrısı nanoodontojenik ağrılarda gözlenmez diyebiliriz. Ve termal testlere ve perküsyon testlerine cevap oluşmaz nanoodontojenik ağrılarda. Ayrıca nanoodontojenik ağrı diyebilmemiz için öncelikli olarak dental bütün durumları ekarte etmemiz gerekiyor. Dental ağrı olmadığından emin olmamız gerekiyor. Bunu da detaylı tıbbi ve dental anamnezi alarak başlıyoruz. Dişin vitalitesine bakıyoruz. Bunu da elektrikli pulpa testleri ve termal testlerle. Termal testi kullanmak çok kolay. Bu soğuk spreyi küçük bir pamuk pelete sıkıyoruz ve dişin üzerinde 5 saniye kadar tutuyoruz. Hastanın cevabı varsa
ağrısı varsa diş vitaldir diyoruz. Hani elektrikli pulpa testleri birazcık daha komplike geliyor belki de. Ama bu soğuk testlerini çok kolaylıkla kullanabilirsiniz ve elektrikli pulpa testlerinden daha güvenilirdir. Onun dışında periyodontal dokuları değerlendirmemiz gerekiyor. Perküsyon, palpasyon testleri ve mobilite testleri yine gözden geçirmemiz gerekiyor. Ve restorasyon kenarlarının uyumu. Hastanın restorasyonu mükemmel bir restorasyon değilse, taşkın bir dolgusu varsa ya da sızıntı olduğunu düşünüyorsanız dolgusunu değiştirmenizi öneriyorum. Çünkü bazen taşkın dolgular kama etkisi yaparak periapikal bölgenin ağrısını taklit edebilir. Isırma testi bu tarz ısırtma çubuklarıyla kontrol ediliyor. Hastanın ağzına bunu yerleştirip ağrıyan bölgesine ısırtıp hızlıca ağzını açtırıyoruz. Bu şekilde eğer ağrısı artıyorsa hastanın orada kırık ve çatlaktan şüphelenebiliriz. Eğer elimizde böyle bir ısırma çubuğu yoksa pamuk tamponlarımızla da aynı şeyi yapabiliriz. Tabii ki bütün bunlar panoramik ve periapikal radyograflarla harmanlanarak sonuca ulaşıyoruz. Prosedürel faktörlerden ilki nonsteroid antiinflamatuar kullanımı. Bunlar ibuprofen, etodolak, indometazin gibi, flurbiprofen gibi ağrı kesicilerdir. Nonsteroid antiinflamatuarlardır. Ve hastaların %80'i, neredeyse %80'i bir uzmana danışmadan ağrı kesici kullanmaktadırlar. Kliniğimize çoğu gelmeden önce kullanmış oluyor zaten. Peki bu işe yarıyor mu gerçekten ya da biz ne yapmalıyız? Eğer ki hastamız kullanmadıysa ve bize bir telefon açtıysa, işte ağrım çok şiddetli, gelebilir miyim, randevunuz var mı dediğinde mutlaka ona telefonda her zaman kullandığı bir ağrı kesicisi varsa onu kullanmasını önerebilirsiniz. Çünkü alerjisi var mı, sistemik hastalığı var mı onu bilmiyoruz. Ama bunu yapmanız şöyle bir avantaj sağlayacak, ağrı zincirini başlamadan bloklamış olacaksınız. Bu çalışmadan... Bu sistematik derlemede flurbiprofenin preoperatif ve postoperatif kullanımının postoperatif kullanımının endodontik ağrıyı yeterli derecede azalttığını söylemektedir. Flurbiprofen dediğimiz piyasadaki ismi Majezik'tir. Yine bir sonraki 2016 yılında yapılan bu derlemede de nonsteroid antiinflamatuarların preoperatif ve postoperatif kombine kullanımının etkili olduğunu söylemektedir. Ve anestezi. Anestezi ile ilgili başarısızlıklar endodontik tedavi sırasında her aşamayı zorlaştırmaktadır. Bu başarısızlık sebeplerinin bir kısmı bize ait olmakla birlikte bir kısmı anatomik sebeplere ve patolojik sebeplere bağlıdır. Bize ait olanlar doğru teknikle anestezi yapmamamız ve doğru anestezik solüsyonunu seçmememizden kaynaklanmaktadır. Hastaya ait olanlar ise anatomik farklılıkları dolayısıyla aksesuar innervasyonu olabilir. Onlardan daha sonra bahsedeceğim. Patolojik olarak ise enflamasyonla, enfeksiyonla birlikte bölgenin pH'ı düştüğü için anestezi solüsyonu orada etkinlik gösteremiyor. Peki bu konuda neler yapabiliriz? İlk olarak topikal anesteziden bahsetmek istiyorum. Pek çoğumuz kliniğimizde elimize alıp anestezi öncesinde sıkıyoruz ve sonrasında anesteziyi yapıyoruz. Acaba gerçekten işe yarıyor mu? Şöyle söyleyeyim, öncelikle sıktıktan sonra yaklaşık 1,5-2 dakika mukozanın bu solüsyonu emmesini beklemenizi öneriyorum. Onun dışında bir etkisi zaten oluşmuyor. Sadece plasebo etkisi var. Ve infiltratif anestezilerde de çok işe yaramasına rağmen mandibüler anestezi gibi, palatinal anestezi gibi ağrılı anestezilerde hiçbir etkisi olmadığı gözlenmiştir. Hastaya ne kadar bekletmeliyiz? Mesela tükürmek istiyorlar. Tükürebilir ama biraz beklemeliyiz. Ya da direkt sıkmayıp bir pamuğa yine sıkıp o pamukla birlikte orayı emdirebiliriz. Jel halinde o şekilde kullanabilirsiniz. Tükürebilir sonradan ama üzerine hemen anestezi yaparsanız hiçbir etkisi olmayacaktır. Yani hemen tükürebilir. Endodontik tedavi yapılacak maksiller dişlerde biz genellikle alveolar superior anestezisini infiltratif anesteziyle uyuşturarak
başarılı oluyoruz. Eğer posterior bölgede bu anestezi başarısı sağlanmazsa tüber anesteziyi deneyebilirsiniz. Ama öncelikli olarak infiltratif anesteziyi kullandığımızı bilmenizi istiyorum. Eğer ki rubber dam takacaksak, rubber dam klembinin yaratacağı ağrıyı önlemek için palatinal bölgeye de mutlaka anestezi yapılması gerekiyor. Alveolaris inferior anestezi, mandibular dişlerde kullandığımız anestezidir. Az önce de bahsettim. En zor anestezilerden biridir. Buradaki başarısızlıklardan biri anatomik farklılıklar dedim. Alveolaris inferior bazen bu bölgede ikiye ayrılarak, yani bir fit alveolaris inferior dediğimiz durumla karşılaşabiliyoruz. Bu sebeple yaptığımız anesteziler başarısız olabiliyor. Bunun dışında yine nervus miliohyoidosis gibi o bölgeyi normalde innerve etmeyen ya da servikal sinirlerden yine dallar gelerek bu mandibular posterior dişleri aksesuar innervasyon yapabilir. Bu gibi durumlarda alveolaris inferior anestezisi başarılı olsa bile pulpal, dişin pulpal uyuşukluğu oluşmamaktadır. Hot tooth terimi aslında hepimizin klinikte savaştığı bir terim. Irreversible pulpitisli hastaların, az önce de bahsettiğim inanılmaz ağrıyla kliniğimize başvuran hastalar, irreversible pulpitisin ileri aşamalarında artık böyle eline bir soğuk su şişesiyle geliyor ya da ağzında soğuk su bekleterek pulpal basıncı azaltmaya çalışıyor aslında. Bu gibi durumlarda alveolaris inferior anestezisi %25 oranında başarılı oluyormuş. Ek anestezilere başvurmamız gerekiyor. Eğer üst molarlarda bu şekilde karşılaşırsak palatinal anestezi yapabiliriz. Alt dişlerde, alt posterior dişlerde bukkal anestezi, periodontal ligament anestezisi, intraosseous anestezi ve intrapulpal anestezi uygulanabilir. Bunlardan çok kısa bahsetmek istiyorum. İntraligamenter anestezi bizlerin klinikte sıkça uyguladığı bir anestezidir. Az önce de bahsettiğim gibi hastanın dudak uyuşukluğu olmuş ama hiçbir şekilde giriş kavitesi açamıyoruz, dişi uyuşturamıyoruz. Bu gibi durumlarda intraligamenter anesteziye başvurabiliriz. İntraligamenter anestezi interproksimal alanlara yapılan 3 mm ilerlenerek yapılan bir anestezi. Özel sistemleri olmasına rağmen dental enjektörlerle, kısa dental enjektörlerle de yapılabilir. Özel bir ekipmana ihtiyacımız yok. Vant gibi sistemlerle çok daha başarılı oluyor ama bizler kliniğimizde dental enjektörlerle yapmaktayız ve gayet de başarılı olmakta. 15-20 dakika kadar yalnız uyuşukluk sağlıyor, onu bilmemiz gerekiyor. Eğer vantla yaparsak bu süre 30-40 dakikaya kadar uzuyor. İntrapulpal anestezi de bizim çok sık kullandığımız, endodontistlerin çok sevdiği bir anestezi tekniği. Yine dental anestezimizin, enjektörümüzün ucunu bükerek pulpa içerisine basınçla verdiğimiz bir anestezi yöntemi. 0.2-0.3 cc kadar veriliyor. Ama her durumda bu anesteziyi yapmanızı önermiyorum. Çünkü aralarında en ağrılı, en travmatik olan anestezi budur. Eğer ki giriş kavitesini yeni açmaya başladıysanız, henüz buralardaysak ve pulpa odasına daha bu kadar bir yol varken, burada pulpa odasına bir perforasyon açmanızın oluşacağı süreye kadar geçen sürede hastaya inanılmaz ağrı verirsiniz. Bu sebeple o gibi durumlarda kesinlikle önermiyorum. İntraligamenter ve az sonra bahsedeceğim intraosseous anestezi tekniğini kullanabilirsiniz. Bunun dışında eğer pulpa ufak bir perforasyon olmuşsa oradan bu intrapulpal anestezi yapabilirsiniz. Öncesinde de yine anestezik solüsyon emzirilmiş bir pamuğu kavitenin içerisinde 2 dakika kadar bekletirseniz bu intrapulpal anestezinin ağrısını azaltmış olursunuz. İntraosseous anestezi literatürde onlardan çok daha başarılı olduğu gösterilmiştir. %80-90'larda başarı oranı vardır. Benim daha önce hiç kullanmadığım bir teknik çünkü özel bir ekipmana ihtiyaç var. Buradaki amaç kortikal kemiği atlayıp spongiyoz kemiğe ulaştırabilmek anesteziyi. Bu şekilde bir perforatörle
bir yuva açılıyor ve buradan daha sonra bu ekipman yerleştirilerek anestezik solüsyon veriliyor. 1.8 cc kadar anestezik solüsyon verildiği için yaklaşık 2 saate kadar anestezi sağlamış oluyor. Burada en önemli şey kortikal kemikle kök arasındaki mesafeyi bilmediğimiz için kökü perfore edebiliriz. O yüzden dikkatli kullanılmasını öneriyorum. Piyasada X-Tip, Stabident gibi ticari isimlerle satılmaktadır. Peki ne yapıyoruz? Şimdi mandibular anestezimizi yaptık. 5-7 dakika kadar bekliyoruz. Eğer dudak uyuşukluğu varsa anesteziyi doğru yere yapmışızdır. Onda bir şüphemiz yok. Tekrar ikinci anesteziyi yapmamıza gerek yok demektir. Ama hemen elimize aletörü alıyoruz. Giriş kavitesi açmaya başlıyoruz. Hasta hiçbir şekilde müsaade etmiyor. Ama dudağı uyuşmuş. Dudak uyuşukluğu pulpal anestezinin oluştuğu anlamına gelmiyor. Mandibular anesteziden sonra 15 dakika kadar beklememiz gerekiyor. Hatta slow onset dedikleri 30 dakikaya kadar uzayan hastalarda bulunmaktadır. Uyuşukluğun oluşup oluşmadığını nasıl anlayacağız? Termal testlerle anlayacağız. O az önce ilk slide'da gösterdiğim soğuk testi uyguladığımızda eğer hastanın hiçbir tepkisi olmuyorsa pulpal anesteziyi sağlamış oluyoruz ve işlemimize başlayabiliriz. Peki ikinci anesteziyi yapalım mı? Ne zaman yapalım? İkinci anesteziyi 15 dakika beklemeden önce yapmayalım öncelikle. Çünkü çoğu zaman ben de aynı şekilde dışarıda hasta beklediğinde uyuşmuştur bir an önce başlayayım ve bitireyim oluyor. Ama gerçekten uyuşmamış oluyor ve ikinci anesteziyi yapıyoruz. Çoğumuz bunu yapıyoruz. İkinci anesteziyi yapınca aslında diğerinin başlama süresiyle ikinci anesteziyi yaptıktan ve 5 dakika onu bekledikten sonra geçen süre birbirine eşdeğerdedir. Çoğu zaman ilk anestezinin tuttuğu süredir aslında o. Ve lidokainle yapılan bu çalışmada ve pek çok çalışmada ikinci anestezinin hiçbir etkisi olmadığı, mandibular anestezide hiçbir etkisi olmadığı gözlenmiştir. Artikain bu konuda daha etkilidir. Artikain ikinci kez... Efendim? Süre uzar mı anestezi? Uyuşukluk süresi uzar mı ikinci yaptığınız zaman? Yani faydası yok dedim ya. Sadece süre açısından... Süre açısından da açıkçası uzadığını düşünmüyorum. Ya, biz öyle çok yapıyoruz. Hasta ya, yumuşak dokusu uyuşuyor ama ben pulpal anesteziden bahsediyorum. Anladım. Hastanın 6-7 saat evet dudağı uyuşuk kalıyor, dilinin yanağını ısırıyor ama diş uyuşukluğu pulpal anestezi 2 saate kadar, 2 saat sonra az sonra ondan da bahsedeceğim geçiyor. Artikain bu konuda daha başarılı. İkinci anesteziyi artikainle yaptığımızda anestezi sağlayabiliyoruz. Özellikle bu çalışmalar irreversible pulpitisli hastalarda yapılmış. Normal dişler için değil, irreversible pulpitisi olan, yani çok şiddetli ağrıyla kliniğimize başvuran hastalardan bahsediyorum. Genel anlamda da yine artikainin lidokainden daha etkili olduğu irreversible pulpitisli hastalarda gösterilmiştir. Bu çalışmada da 9-10 tane çalışmanın, 9 tane çalışmanın sanırım, evet, 9 tane çalışmanın birleşimi olan bir çalışma. Hastanın 1 saat önce nonsteroid antiinflamatuar kullanmasının anestezik etkinliği oldukça arttırdığı görülmektedir yapılan çalışmalarda. Bu yalnız demek değildir ki ek anestezilere, o az önce bahsettiğim intraligamenter, intrapulpal ve intraosseöz anesteziye başvurmayacağımız anlamına gelmiyor. Anestezik etkinliği arttırıyor ama yine de ek anestezilere başvurmak zorunda kaldığımız hastalar olabiliyor. Yine bu çalışmada da aynı şekilde ibuprofenin 400 mg ve üzerinde kullanıldığı ve nonsteroid antiinflamatuar olan hastalarda anestezik etkinliğin arttığı görülmüş. Ne kadar sürüyor dedik? Lidokainle yaptığımız mandibular anesteziler 80-90 dakika, artikainle yaptıklarımızda 120 dakika kadar sürmektedir. Peki ek anestezilerden bahsettik. Onlar irreversible pulpitisli, pulpanın içerisinde vital doku olan dişlerde. Böyle periapikal lezyonu olan dişlerde ne yapacağız? %90 oranında mandibular anestezi başarılı oluyor bu dişlerde. Ama %10'luk birimde kliniğimize başvuruyor.
Bu gibi durumlarda kesinlikle intrapulpal anestezi yapmanızı önermiyorum. Zaten vital bir doku olmadığı için işe yaramayacaktır. Ve çalışmalar da göstermiştir ki bu kanal içerisindeki mikroorganizmalar basınçla yapıldığı için anestezi periapikal alana taşınmaktadır. Bu sebeple önermiyoruz. Bu gibi durumlarda intraligamenter ve intraosteoz anesteziyi güvenle kullanabilirsiniz ve başarılı olacaktır. Eğer periapikal lezyonda böyle bir dişte aynı zamanda hastanın şişliği varsa intraligamenter, intraosteoz ve intrapulpar anestezinin hiçbirini önermiyoruz. Hastaya çok ciddi travma ve ağrı yaşatırız. Bu gibi hastalarda şişliğin etrafını önüne ve arkasına, eğer blok anestezi tutmadıysa önüne ve arkasına ek anestezi yapmanızı öneriyorum. Ağrı ile ilgili bir sunumda flare-up'tan akut alevlenmeden bahsetmem olmazdı. Çok kısa değineceğim. Hastalara endodontik tedavi başladıktan sonra hastaların randevusuz bir şekilde kliniğimize şiddetli ağrı ve şişlikle gelmesi durumudur. Konak direnci de bu konuda önemlidir. Yalnız bizim yaptığımız prosedürel hatalar da etkilidir. Bu şekilde ağrıya yol açabiliriz. Rubber dam kullanılmaması, çalışma boyunun doğru belirlenmemesi, yetersiz şekillendirme buna yol açabilmektedir. Bu gibi durumlarda ne yapmalıyız? Hastayı tekrar koltuğumuza oturtup giriş kavitesi açtıktan sonra çalışma boyunu tekrar kontrol etmeliyiz. Aynı boyda şekillendirme yapmayacağız. Çalışma boyumuzu tekrar kontrol edeceğiz. Ek kanal varlığını gerekirse büyütme sistemlerimizle kontrol edeceğiz varsa eğer. Ve kanal içerisinden drenaj olmadıysa insizyonla birlikte drenajı sağlayabiliriz. Kanalın içerisini boş bırakmayacağız. Kanal medikamenti kullanacağız. Nonsteroid antiinflamatuar yazacağız ve oklüzal redüksiyon dediğimiz oklüzal temasları kaldıracağız. Bu bizim kliniğimize başvuran bir hasta. Dişinde hiçbir ağrı yoktu. Sadece cerrahi bölümünden hocam dişi tedavi edebilir misiniz dediler. Ben de o gün yoğunluğum da vardı. Arayı alayım. Hasta da o gün yaptırmak istiyor dişini. Hastayı oturttum. Kurvatürü döndüm. Her şey yolunda. Ben sevinçliyim, mutluyum. Hastaya dedim ki dişiniz kurtulacak. Ama şekillendirmemi tamamlamamıştım. Hasta ertesi gün geldiğinde yüzü şiş bir şekilde kliniğimize başvurdu. İnanılmaz ağrısı vardı hastanın. Buradaki benim hatam şekillendirmeyi tamamlamamış olmamdı. Bu gibi durumlarda periapikal lezyonu büyük şu anda burada çok belli olmuyor belki de ama burada kanal patı var ve az bir miktarda da güta çıktı. Retreatment vakalarında zamanınız yoksa dişi ellemeyin lütfen. Sonra böyle hastanın önünde kusura bakmayın, oturun. O mağdur duruma düşmüş oluyoruz. Tabii ki bu dişi sonradan tedavi ettik. Hocam şişebilir yani. O hekim hatası da olmayabilir mi? Hekim hatası da olmayabilir ama ben şekillendirmemi tamamlamamıştım. Yani o onunla... Haklısınız tabii ama... Öyle. Çalışma uzunluğu az önce de bahsettiğim gibi endodontik tedavinin ilk adımıdır ve en önemli adımlarından biridir. Çalışma uzunluğunu doğru belirlemezsek her şey kötüye gider, başarı sağlayamayız. Peki neyle belirliyoruz biz çalışma uzunluğumuzu? Hem apex locator'larımızla belirliyoruz hem de periapikal radyograflarımızla belirliyoruz çalışma uzunluğumuzu. Ondan sonra şekillendirmeye başlıyoruz. Yapılan çalışmalarda apex locator ve periapikal radyograf arasında postoperatif ağrıyı etkilemediği görülmüş. Yani ikisinden birini de güvenle kullanabilirsiniz. Neyle şekillendirmeliyiz? Her geçen gün piyasada yeni döner alet sistemleri çıkıyor. Ve ben bu konuda şununla şekillendirelim daha iyi olur, daha az ağrı olur ya da bununla şekillendirelim daha iyi olur diyemem. Ama bildiğim bir şey var, artık eleyesiyle şekillendirmeyi tamamlamamamız gerekiyor. Mutlaka bir döner nikel titanyum ile tamamlamamız gerekiyor. Bunun sebebi eleyesi mekanik stresle beraber postoperatif ağrıyı da arttırmaktadır. İri
navigasyonun hala diş hekimliğinin, endodontinin en büyük silahı sodyum hipokloritdir. Ve detaylı doğru şekil, doğru yıkamazsak başarılı olamayız yine aynı şekilde. Çalışma uzunluğundan bahsetmiştim az önce. Burada da sodyum hipoklorit kimyasal bir ajan olduğu için ve periapikal dokuları irite etmemek için periapikal bölgeye taşmamamız gerekiyor. Enjektörlerimizin ucunu çalışma uzunluğundan 1-2 milim kısa bükerek çalışmanızı, irigasyon yapmanızı öneriyorum. Ayrıca artık dental enjektörlerle hipoklorit veya ETA'yı kullanıp irigasyon yapılması uygun değildir. Çünkü periapikal alandan taşkınlığa sebep oluyor. Hastaların hem tedavi sırasında hem de tedavi sonrasında ağrısı olmakta. Bu yüzden böyle yandan delikli enjektörlerimizi kullanabiliriz. Eğer varsa kliniğinizde endovac gibi, endoaktivatör gibi irigasyon aktive edici cihazlar kullanabilirseniz bunların postoperatif ağrıyı azalttığı gözlenmiştir. Kök kanal dolumu ile ilgili çalışmalara baktığımızda bunun ağrıya etkisini inceleyen çok fazla literatürde çalışma göremedim açıkçası. Neyle doldurmalıyız, nasıl doldurmalıyız hepimizin kafasında soru işareti olarak belirmektedir. Yalnız yapılan çalışmalarda termofil, bunu pek çoğunuz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Muayenehanelerde olduğunu biliyorum. Bu ortada bir kor ve etrafında gütoperka ile sarılmıştır. Cihaza yerleştiriliyor ve cihazdan ses çıktığında alıp dişin içerisine yerleştiriyoruz, kanalı dolduruyoruz. Termofille yapılan çalışmalarda postoperatif ağrının arttığı gözlenmiştir. Bunun sebebi periapikal alana taşkınlıktır. Lateral kondansasyonun her zaman daha az ağrı gösterdiği görülmüştür. Bunun sebebi ise lateral kondansasyonla kanalları doldurduğumuzda boyistal stabiliteyi daha rahat koruyabiliyoruz. Apikal alana taşmıyor. Bu sebeple daha başarılı görülmüştür ama daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Hangi kanal patıyla doldurmalıyız? Paraformaldehit içermeyen, biyo uyumlu herhangi bir kanal patıyla, piyasada bulunan kanal patıyla doldurabiliriz kök kanallarını. Bizim için hala altın standart epoksi rezin içerikli AH Plus kanal patıdır. Ve son yıllarda da popülerite kazanan biyoseramik esaslı kanal patları da bulunmaktadır. Bunlar da biyo uyumludur ve AH Plus'tan çok daha üstün olduğu özellikleri vardır. Bu ikisini karşılaştırdığımızda, ağrı karşılaştırması yaptığımız bu çalışmada ikisi arasında bir fark görülmemiştir. Ayrıca bir yıllık böyle takip hastalarımdan seçtiğim, örneğin burada büyük bir lezyonu var, AH Plus'la doldurduğumuz bir şey, bir yıl sonrasında bu şekilde küçüldüğü ve yine biyoseramik esaslı kanal patı olan Irutespi. Şu anda piyasada Endosequence BC ve BC Sealer diye de satılmaktadır. Bunda da aynı şekilde lezyonun iyileştiğini görmekteyiz. Oklüzal temasların kaldırılması, ne zaman kaldırmalıyız? Ne zaman kaldırmalıyız sorusu, ağrısı olmayan bir hastada kaldırmamıza gerek yok. Yapılan çalışmalar da bunu göstermektedir. Ancak ağrıyla başvuran hastalarda, dişin alveol soketinden yükseldiği durumlarda oklüzal temasların kaldırılması, az önce de bahsettiğim flare-up olgularında oklüzal temasların kaldırılması, duyarlı nosiseptiflerin mekanik stimülasyonunu önlediği için başarılı olmaktadır, ağrıyı azaltmaktadır. Yine postoperatif ilaç kullanımı. Hastalarımıza nonsteroid antiinflamatuar reçetelemeli miyiz? Evet, reçetelemeliyiz. Çünkü bunların da postoperatif ağrıyı azalttığı gözlenmiştir. Bu çalışmada, bu derlemede 600 mg ibuprofen ve 1000 mg asetaminofen kombinasyonunun ağrıyı anlamlı derecede azalttığı görülmüştür.
Retreatment bence dental işlemler arasında en zor işlemlerden biridir. Çünkü daha önce yapılmış kanal tedavisini söküyoruz ve ulaşılamayan alana ulaşıyoruz. Oradaki mikroorganizmaları elimine etmeye çalışıyoruz. Alet kırığı varsa onu çıkarmaya çalışıyoruz. Bu sebeple postoperatif ağrıyı da arttırdığı bilinmektedir. Daha uzun işlemler olduğu için. Örneğin bu hastamız çok şiddetli ağrıyla kliniğimize başvurmuştu. Yüzü şişti bu şekilde. Bir kanal tedavisi var, lezyonu var. Bu hastanın ağrısını azaltmak için hemen o geldiği gün kanal sökümü yapıldı. Gütaları çıkardık ve böyle bir drenajı oldu. Hastanın o gün ağrısı kesildi ve hasta çok rahatladı. Bu diş 6 ay önce kanal tedavisi yapmış ve o günden sonra hastanın sürekli ağrısı var. Dişimin üzerine yiyemiyorum diyor. Ama herhangi bir şişliği, fistülü yok. Sadece bu bölgeyi kullanamıyorum, ağrım var diye geliyor. Böyle periapikal radyografi alıyoruz. Bambaşka bir yerde gütoperkayı çıkarıp birazcık da taşarak, 4. kanalı da bularak kanal tedavimizi tamamlıyoruz. Ama hastamızın perküsyon ağrısı geçiyor. Peki neyle sökmeliyiz? Kanal tedavisi tekrarını neyle yapmalıyız? Yine piyasada pek çok döner alet sistemi var bu konu için, bu işlem için. Bunu kullanalım ya da bunu kullanmayalım diyemem ama eleyesiyle yapılan sökümlerde, kanal tedavisi tekrarlarında postoperatif ağrının arttığı görülmüştür. Çünkü eleyesi hem daha fazla mekanik stres uyguluyor hem de kanal içerisindeki gütaperkanın, mikroorganizmanın ve debrisin periapikal alana taşmasına sebep olmaktadır. Tek seansta mı yapalım kanal tedavisi tekrarlarını, çok seansta mı yapalım? Ağrı açısından tek seansta yapılanların daha fazla olduğu görülmüş. Ama uzun dönemli klinik başarısı açısından ikisi arasında bir fark görülmemiş. Çalışma süresinden kastım hastanın koltukta bulunma süresi. Hastamız ne kadar süre koltukta bulunacak? 15 dakika değil tabii ki. Çünkü ancak giriş kavitesini açıp kanal ağızlarını bulmamız bu süreyi kapsıyor. Ne kadar koltukta bulunması gerekiyor peki? 45 dakikadan uzun süren kanal tedavisi seanslarında hastanın postoperatif ağrısının arttığı gözlenmiş. Bunun sebebi olarak da mandibüler ekleme binen yük artıyor 45 dakikadan. Mandibüler eklem ağrısı, anestezinin etkisi geçtiği için ağrı zincirini başlatmış oluyoruz. Bu sebeple 45 dakikadan uzun seanslardan kaçınmanızı öneriyorum. Kanal için medikamentler diş hekimlerinin en çok bizlere sorduğu sorulardan biri. Kullanalım mı? Ama hastanın çok ağrısı var. Ben o sebeple içini boş bıraktım diyorlar. Bakın ama yapılan çalışmalarda bu kontrol grubu dediğim içinin boş bırakıldığı çalışmalar. İçerisine kalsiyum hidroksit konulan ve içi boş bırakılanlar arasında postoperatif ağrı açısından fark görülmemiş. Lütfen kanalların içini boş bırakmayalım. Mutlaka bir kanal için medikament kullanalım. Boş bırakırsak mikroorganizma çeşitliliğini artırıyoruz ve başarı şansımızı düşürüyoruz. Yine tek seans mı, çok seans mı? Soru işareti. Bu 2016 yılında yapılan derlemede, Cochrane sistematik derlemesinde tek seans ve çok seans yapılan kanal tedavilerinin uzun dönemli klinik sonuçları, diş çekimleri, fistül oluşması, abse oluşması değerlendirilmiş. En kapsamlı bu olduğu için bunu koydum slayta. Ve aralarında hiçbir fark olmadığı görülmüştür. Ancak ilk bir hafta tek seansta bitirilen kanal tedavilerinde daha fazla postoperatif ağrı görüldüğü ve daha fazla ağrı kesici ilaç kullandıkları bildirilmiştir hastaların. Antibiyotik kullanımı ülkemizdeki en büyük sıkıntılardan biri budur. Diş hekimlerinin %80'i dental ağrıyla gelen hastalara antibiyotik reçete etmektedir. Bunların sadece %20'si doğru reçetelemedir. Zaten gördüğümüz üzere çalışmalarda da
irreversible pulpitisli ağrılı hastalarda antibiyotik reçetelenen ve reçetelenmeyen gruplar arasında bir fark görülmemiş. Özellikle devital dişlerde kesinlikle sistemik yoldan alınan antibiyotiğin kanal içerisine ulaşmadığı, dolaşım olmadığı için kanal içerisine ulaşmadığı ve orada bir başarılı bir durum oluşmadığı görülmüştür. Sadece sistemik tutulumu olan, yani ateşi olan trismus vakalarında, onun dışında yaygın şişliklerde antibiyotik kullanılmasını öneriyoruz. Bu çalışmaların şöyle bir sıkıntısı da var. Bizler antibiyotik yazarken yanına ağrı kesici de yazıyoruz. Ve bu sebeple aslında o ağrı kesicinin etkinliği, ama hekimler kalıplaşmış bir durum olduğu için antibiyotik yazmakta da ısrarcı oluyorlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.